Köksal ailesi Türkiye'den Amerika'ya taşınıyor. Güzel. Bütün eşyalarını da dikdörtgen şeklindeki sandıklara koyuyorlar ve eşyaların denizde, karada hem toplu halde taşınabilmesi için hem de taşınırken zarar görmemesi için bir konteyner kiralıyorlar. Konteyner ne? Hani yük gemilerin üzerinde ya da büyük tırların arkasında kocaman dikdörtgen böyle renkli renkli kutular olur ya, bunlara konteyner deniyor. Zaten resimde de görüyorsunuz. Şimdi soruya gelelim. İçi eşya dolu sandıklar, tabanları yere gelmek koşuluyla konteynerin içine sığmaları için özel olarak tasarlanmışlar. Sandıkların taban yüzeylerinin ölçüleri 5 metreye 1,5 metre ve yüksekliği 2 metre. Bunu hemen çizeyim. Uzunluğu 5 metre, genişliği 1,5 metre ve yüksekliği 2 metre olacak. Evet, bunlar sandıklarımız. Container ise 15 metre uzunluğunda bu şekilde uzun bir kenarı var. Tam tamına 15 metre. Tüm bu kesitler 5 metre uzunluğunda olacak. Yani bu şekilde bu kenar uzunluğunca 3 tane sandık sığdırabiliyoruz. Konteynerin genişliği ise 3 metre. Buranın 1,5 metre genişliğinde olduğunu biliyoruz. Yani yan yana 2 sandık koyabiliriz. Böylece bu uzunluk 3 metre olur. Konteynerin yüksekliği ise 4 metre olarak verilmiş. Bu da bu sandıklardan üst üste 2 tane koyabiliriz demek çünkü sandıklardan bir tanesinin yüksekliği 2 metre. 2 metre artı 2 metre yani bu uzunluk 4 metre yapar. Ve konteynerın geri kalanını bu şekilde çizebilirim. Aslında bu konteynere kaç tane sandık sığdırabileceğimizi birkaç şekilde, birkaç farklı şekilde bulabiliriz. Birinci yöntem aslında şu an yapmakta olduğumuz yöntem. Yani görsel olarak kaç tane sandık sığacağını bulabiliriz. Şu anda yaptığımız gibi konteynerin uzunluğu, genişliği ve yüksekliği boyunca kaç tane sandık yerleştirebileceğimizi görmeye, gözümüzde canlandırmaya çalışıyoruz. Bu üç sayıyı birbiriyle çarparsak bu konteynere kaç tane sandık sığdırabileceğimizi bulmuş oluruz. Bir bakalım. Uzunluk boyunca 1, 2, 3 sandık sığıyor genişlik boyunca 2 tane ve yükseklik boyunca da yine 2 tane. 3 çarpı 2 çarpı 2 ise 12 eder. Konteynere 12 tane sandık koyabiliyormuşuz. Çok da zor değilmiş. Diğer bir yöntem ise sandıkların ve konteynerin ölçüleri verildiğine göre hacimlerini karşılaştırmak. Yani konteynerin hacminin, bir sandığın hacminin kaç katı olduğunu bulmak. Soruda sandıkların konteynere aralıksız, boşluksuz bir şekilde, aralarında boşluk olmayacak bir şekilde sığmaları için özel tasarlandığı söylenmişti. Aksi takdirde bu yöntem pek bir işe yaramayacaktı çünkü bahsi geçen kutuların tamı tamına sığıyor olması soruya doğru cevap verebilmemiz için çok önemli. Yani kutuların arasında boşluk kalmamalı ve kutular bölünmemeli. Ben görsel yöntemi tercih ediyorum çünkü bu şekilde boyutları verilen sandıkların konteynerin içine tamı tamına sığıp sığmayacaklarını zaten görebiliyorum. Anlatmaya çalıştığım şey sadece hacim hesabı yapıp, yaparak konteynerin 12 sandık alacağını bulabilirsiniz ama sandıkların boyutlarını gözünüzün önüne getirmeden 12 tane sandığın o konteynere sığıp sığmayacağından emin olamazsınız. Tabi tekrar edeyim, eğer bu soruda olduğu gibi sandıkların konteynerin içine tamı tamına sığdıkları bilgisi verilmişse, veriliyorsa, hacim hesabını da yapabilirsiniz. Konteynerin boyutları 15 metre uzunluk, 3 metre genişlik ve 4 metre yükseklik olarak verilmişti. O halde konteynerin hacmini bulmak için bu 3 sayıyı çarpmamız gerekir, öyle değil mi? 15 çarpı 3 çarpı 4. 15 kere 3, 45 eder. Çarpı 4, 180 metreküp. Sandığın hacmi ise 5 çarpı 1,5 çarpı 2 olarak hesaplanacak. 1,5 çarpı 2, 3 eder. 3 çarpı 5 ise 15 metreküp. Peki, konteynerin hacmi sandığın hacminin kaç katı? Tam tamına 12. 10 kere 15 150 eder. 2 kere 15 30. 150 ile 30'u toplarsanız 180 elde edersiniz. Bu soruda hangi yöntemi seçerseniz seçin konteynerin içine 12 sandık sığacağını bulursunuz. Seçim sizin. Umarım eşyalar sağ salim yeni yerlerine, yeni evlerine varırlar ve tabii sahiplerde.